Bugün soru gelmemiş, ben kahve içeyim bari. Kaçıncı beyt? 440. Getir, yetiştir. Sağlık sorunlarım nedeniyle tutamadığım oruçların fidyesini durumu iyi olmayan kızıma verebilir miyim? Ziynet eşyalarımın zekatını da verebilir miyim? Hayır. Yani fidyesini verebilirsin, kızına veremezsin. Ziynet eşyalarının zekatını da kızına veremezsin. İnsanların zekatları çocuklarına, çocukların zekatları anne babalarına geçmez. Akşam namazına 10 dakika kala ikindi namazının farzı kılınabilir mi? Evet. Atlet ile namaz kılınabilir mi? Bunu soran herhalde erkek. Normalde kılınabilir. Erkeklerin namazdaki avreti örtünmesi, yani göbek deliği ile diz kapağının bittiği yer aşağı doğru, üste doğru değil. Hanefi'ye göre. O yüzden ikisinin arası kapalıysa namaz için geçerlidir. Eğer bunu da örtebilecek noktası yok ise, diyelim ki cezaevinde, sorguda zorunlu oldu böyle bir şey. Üzerlerini soyuyorlar. Karakollarda önceden soyuyorlardı, bilmiyorum. Ayağınızda bir tek iş çamaşırı kalıyordu. Öyle bir şey olursa o zaman iş çamaşırıyla da namaz kılınabilir. Bir sıkıntı olmaz. Yani daha kısa. O normalde eskilerin paçalı dedikleri erkek iş çamaşırları var. Silip değil. Onlarla da kılınabilir. O da yok. Silip iş çamaşırı var. Onunla da kılınabilir. O da yok. Erkekler için. Komple soyuyorlar. İşkenceciler öyle yapıyor. Öyle bir şey oturduğunda sufiler oturduğu yerde namazı kılıyorlar. Mide rahatsızlığım, tedavi görüyorum, sürekli abdest kaçırıyorum. Abdest alırken de bu özrümden dolayı abdestimi kaçırıyorum. Abdestimi baştan almam mı gerekiyor? Normalde bir kimse örneğin rahatsızlığından dolayı devamlı yelleniyorsa, yellenmesini tutamıyorsa özürlü hükmündedir. Hemen diyelim ki öğlen namazını kılacak. Öğlen namazını kılacağı zaman abdestini alacak, namaza duracak hiç fasıla vermeden. Namaz esnasında kendiliğinden akan kan gibi, akan irin gibi kendiliğinden yellenme çıkıyor, kendiliğinden. Rahatsızlık bu. O yüzden normalde namazı namaz, abdesti abdest ne zamana kadar? Namazını bitirinceye kadar. Namaz bitti, secdededen kalktı. İşte diyelim ki namazın arasına fasıla verdi. Kalktı demem o. 4 rekat öğlen namazının farzını kıldı, kalktı, bir bardak su içti. Yeniden abdest alacak o zaman. Namaza devam edecekse. Yok, namaza devam ediyor. 4 kıldı, 8 kıldı, 12 kıldı, 16 kıldı, 18 yaptı. Kılıyor namazını. Bir sıkıntı yok. Ne zaman ki namaz kılmaya fasıla verdi, ara verdi, o zaman yeniden namaz kılacağı zaman bir daha abdest alacak. Özürlüler için hüküm. Kredi çekilerek alınan ev, araba vesaire, bu doğru mudur? Gerçekten ev veya araba almak isteyen ihtiyacı var ise ne yapmalıdır? Bir kimsenin evi zarurettendir. Bir kimseye araba konumuna göre, durumuna göre zarurettendir. İslam Hanefi fıkıhçıları bir kimsenin normalde evini, bineğini,
İşte evini, çoluğunu, çocuğunu geçindirecek kadar olan sanatıyla alakalı makine parkını veyahut da elini, çoluğunu, çocuğunu geçindirecek olarak kadar ticaret metasını zaruretten görmüş. O yüzden Hanefi'ye göre bir kimsenin evini haciz edemezsiniz. Bir kimsenin arabasını haciz edemezsiniz. Bir kimsenin sanat erbabı evini, çoluğunu, çocuğunu geçindirdi. Makine parkını haciz edemezsiniz. Satamazsınız. Bunları sattıramazsınız da. Hanefi'ye göre. Bir kimsenin evinin içerisindeki zaruretten olan, konuma duruma göre zaruretten olan ev eşyasını da sattıramazsınız. Bugün buzdolabı zaruretten sattıramazsınız. Bugün çamaşır makinesi zaruretten sattıramazsınız. Bugün işte bulaşık makinesi zaruretten sattıramazsınız. Bugün buzdolabı, televizyon zaruretten sattıramazsınız. Bilgisayar zaruretten sattıramazsınız. Cep telefonu zaruretten sattıramazsınız bunları dinen. Adamın size ne kadar borcu olursa olsun adam isterse lüks bir arabaya binebilir. Haciz edip onu sattıramazsınız. Hanefi'ye göre söylüyorum bunları. Adamın işi, konumu, durumu, ailesi onu kaldırıyordur. Herkes şunu diyemezsiniz. 10 liralık arabaya bin. Hayır. O adamın durumu, konumu 50 liralık arabadır, 100 liralık arabalıdır, 150 liralık arabadır. Siz onu Hanefi'ye göre sattıramazsınız. Zarurettendir. Şimdi bu zamanda bir kimsenin evi zarurettendir. Dini olarak söylüyorum. Arabası da zarurettendir. Zaruret. Bu noktada Darülharp'te harbiyle Müslümanın arasında faiz yoktur der Hanefiler. Bir yerin Darülharp olabilmesi için İmam Muhammed'e göre orada İslam hukukunun olmaması yeterlidir. Bir yerde İslam hukuku yok ise İslam fıkıhçılarından İmam Muhammed Hanefilerden orası Darülharp olmaya yeter der. Şafii'ye göre de Maliki'ye, Hanbeli'ye göre de İslam hukukunun olmadığı yerler Darülharp'tir. O yüzden normalde birisi Türkiye Darülislam'dır diyemez. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na karşı gelmiş olur. Zaten içeri atarlar. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik, insan haklarına dayalı bir hukuk devletidir. İslami bir devlet değildir. Ama kurulurken ilk anayasası Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir İslam devletidir. Öyle kurulmuştu. Kuruluşta öyleydi. Sonradan değiştirdiler bunu. Yasa değişti, anayasa değişti, baba yasa değişti, çocuk yasa hepsi de değişti. Ve böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti dini devlet literatüründen çıkarıldı. Bizim devletimiz şu anda dini bir devlet değil. Hukukumuz da dini değil. Bunu dindarlaştırmaya çalışırsanız anayasaya, teokratik sisteme getirmeye çalışmaktan içeri girersiniz. Bu da ayrı bir ceza yasasında nerede varsa var bu da. Bu da oradan. Şimdi bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse İslam devleti statüsüne koyamaz. Öyle olunca müminle harbinin arasında faiz yoktur der Hanefiler. Bu uzun bir mesele ama böyle toparlayaraktan yürüyorum. Gönlüm arz eder ki hiç kimse faize bulaşmasın, hiç kimse bankaya bulaşmasın. Bunun da altını çizelim ama dini hukuk açısından Hanefi'ye göre bunun fetvası var mı? El cevap var. Eğer zaten böyle olmamış olsa mesela işte elektrik faturasını geciktirdin. Annenle Kabe duvarının dibinde zina etmiş gibi günah girdin, faiz ödüyorsun. Vergi dairesine geciktirdin. Annenle
Kabe duvarının dibinde zina etmiş gibi günah giriyorsun, faiz ödüyorsun. Bu hepimiz için var. Bu ağır bir sonuç. Burada Müslümanları biraz rahatlatan şey Darül Harp hukuku. O Darül Harp hukukundan buradan bu günah kebairden kurtuluyoruz ama her Müslümana farzdır Darül Harb'in Darül İslam'a çevrilmesi. Bu da ayrı bir şey. Bu noktada hiç kimseye alın demiyoruz, kredi kullanın demiyoruz, bankalara kendinizi üttürün diyemiyoruz. Ütüyorlar çünkü bankalar. Ama bir kimsenin böyle bir zarureti varsa yapma da diyemiyoruz. Gönlü maruz eder ki hiç kimse yapmasın, hiç kimse bulaşmasın. O bankalar karınca gibi, karınca yazısı gibi ufacık küçücük yazıyorlar. Ondan sonra öde bitiremiyor hiç kimse. Gönlü maruz eder ki hiç kimse bankadan içeri girmesin. Kredi kartı dahi kullanmasın. Benim kendi adıma kredi kartım dahi yok. Banka hesabım dahi yok. Ha benim ticaretim yok, bir şeyim yok. Ticaret yaparken biz de mecbur banka hesabı açmak mecbur çünkü açtıydık, kullandıydık. Allah bizi affetsin. Bir iş yerinde kadınlı erkekli çalışmanın mahiyeti nedir ve cuma günleri cumaya izin verilmiyorsa o iş yeri terk edilmeli midir? O gün farz olan namaz kılınmalıdır. Şahsen kendim en son kılmadığım öğle namazının kazaya kalan farzını kılmaya diye. Doğru mudur? Evet, cumanın eda şartları vardır. Bir de sıhhat şartları vardır. Cumanın sıhhat şartları bütün fıkıh kitaplarında vardır. Eda şartları yoktur. Türkiye'deki basılan ilmihallerin büyük bir çoğunluğunda, Cumhuriyet döneminde basılan ilmihallerin büyük bir çoğunluğunda eda şartları yoktur. Çünkü cuma ile alakalı eda şartları ne yazık ki Türkiye'de tecelli etmez. Eda şartlarından birisi şudur. Orada cumanın kılınması için İslam halifesinin müsaade etmesi gerekir. Halifelik kaldırılırken, daha doğrusu millet meclisinin uhdesine geçirilirken, kaldırmak mümkün değil çünkü onu. Millet meclisinin uhdesine geçirilirken cuma ile alakalı mesele çıkınca Atatürk bir genelge yayınlar. Atatürk o genelgesiyle her yerde cuma kılınabilir der ve böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarının içerisinde Atatürk'ün genelgesiyle cuma kılınmaya başlar. İkinci şart, devlet başkanının kıldırması ya da devlet başkanının işaret ettiği, müsaade ettiği, emrettiği birisinin kıldırılması gerekir. Üçüncü şart, beldelerde tek merkezde kılınması gerekir. Eğer beldelerde tek merkezi bölen büyük dere, büyük nehir var ise o zaman iki merkezde kılınabilir. Ama böyle bir büyük dereydi, vadiydi, dereydi, bu tip şeyler yoksa, coğrafi bir zorluluk, zorunluluk yok ise o zaman tek beldede kılınacak. Kaldı ki böyle bir coğrafi zorunluluk olsa şimdi köprüler var. Köprülerle normalde aradan kesişen, mesela örneğin şuradaki Setbaşı Köprüsü, o dereyi normalde birbirine bağlıyor mu? Bağlıyor. Örnek. İşte Bursa'nın içerisinde ne var öyle iki dereyi bağlayan? Aşağıda bir daha Gökdere Köprüsü var. Öyle değil mi? Orada da bir köprü var. Orası da bağlıyor. Bu sefer iki merkezden çıkmış oluyor Bursa. Ya Bursa tek merkezde namazını kılmalı. Hanefi'ye göre söylediklerim. Şunu diyebilirsiniz. Ya bu mümkün mü? Mümkün. Yani bir futbol sahası yapıyorlar, bilmem kaç milyon dolar harcıyorlar ya. Bir tane cumalık namazlık yapılabilir. Mümkün mü? El cevap mümkün.
Öyle bir şey olunca bütün fabrikaları tatil etmek gerekir. Öyle bir şey olunca bütün iş yerlerini tatil etmek gerekir. O zaman ekonominin ve devlet sisteminin de değişmesi gerekir. Öyle bir şey olunca cumayı tatil etmen gerekir o zaman. Cumayı tatil edersen fincancı katırlarını ürkütürsün. Yani yetmez. New York'tan Paris'e, Paris'ten Londra'ya, Londra'dan Bonn'a kadar, Bonn'dan Pekin'e kadar herkes ayağa kalkar. Sen cumayı nasıl tatil ediyorsun diye. Bunlar dışarıdakiler. Bir de bunların içerideki uzantıları var. Onlar da ayağa kalkarlar. Cumayı nasıl tatil ediyorsunuz diye. Haydi, cumanın edaları nereye gitti şimdi, değil mi edası? İş nereden nereye gitti? Böyle bir şey olunca müminlerin emiri hükmünde bir kimsenin müminlerin emiri olması için onun da mümin olması gerekir. Onun müminliğine işaret Kur'an'ı ve sünnet-i Resulullah'ı kendine ölçü kabul etmesi lazım. İşte bunları sıraladığımızda Türkiye'de bu eda şartlarının olmadığı görülür. Bu eda şartları olmadığından dolayı bir kimse cumayı kılamayabilir. Kılmaz demiyorum. Kılamayabilir. Kılamayınca da o kimse ne yapar? Sadece işte normal vakit namazını kılar. Çünkü sıhhat şartları var. 3 aşağı 5 yukarı. Eda şartları yok. Eda ile alakalı sıkıntı var. O yüzden cuma günleri cumaya izin verilmiyorsa o iş yerini terk etmek gerekir mi? Hayır. Biz ona terk et diyemeyiz. Ama eda şartlarından dolayı diyemeyiz. Zaten İslam söz konusu olsa bir kimsenin cumayı bu noktada izin vermemesi mümkün değil. En azından 3 haftada bir mesela olabilir, bir iş yeri böyle şeylidir, vardiyalıdır. Bir vardiyasında cumayı denk getirmek gerekir. Biraz ön tarafa doğru toparlanalım. Hacamat yaptırmak istiyorum ancak yapacak kişi benden ücret talep etmedi ama ben vermek istiyorum gönlümden kopanı. Bu caiz olur mu? Olur. Hacamat yapanlar bu noktada ücret talep etseler de haklarıdır. Bunda bir sıkıntı yok. Namazda zamm-ı sure okurken Kur'an-ı Kerim'deki sıraya uymamız gerekiyor mu? Evet. Uyulmazsa namazın mekruhu olur. Kadınlar cenaze namazı kılar mı? Kılar. Cenaze namazı duadan ibarettir. O yüzden kadınlar da bu duaya iştirak edebilirler. Normalde namazdaki saf düzeni nasılsa cenaze namazında da aynı saf düzeni tutulabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında namazdaki saf düzeni şöyleydi. Önde erkekler, arkasında erkek çocuklar hemen bittiği yerde. Onların bittiği yerde kadınlar, hemen onların bittiği yerde de genç kız çocukları çocuklara varınca kadar namazın saf düzeni buydu. O yüzden cenaze namazında da böyle bir saf düzeni tutulup namaz kılınabilir. Ama ne yazık ki bizde bu işin şovu var. Şov. Yani hayatında namaz kılmayan insanlar, kadınlardan bazıları belli. Veya kıldı kılmadı bizi de ilgilendirmiyor zaten. Cenaze namazı esnasında erkeklerle beraber orada namaza duracağım diye uğraşıyor.
Gerçekten cenazede dua edecekse geçecek. Normalde namazın saf düzeni belli dinde. Ya bu böyle olmaz. E din bu kardeşim. Başka din ara kendini. Dini değiştirmeye kalkma. Bizde bir de böyle bir küstahlık var. Yani bizde var bu. Biz küstahız. Allah'a karşı da küstahız. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de küstahız. Din bu kardeşim. Dinin namaz sıralaması bu. Namazdaki cemaat sıralaması bu. Bu. İncele bak. İşine gelmiyorsa etme iman. De ki ya ben bu dini kabul etmiyorum de. Zorunluluk yok dini kabul edeceksin diye. Dinde zorlama yok. İstediğin dine iman edebilirsin. İstersen git ben peygamberim de bir din kur kendine. Sen zorla sen neden peygamberlik iddia ettin deyip de alnı çatına kurşun yerleştirecek değiliz. Var Amerika'da ben nebiyim diyor. Ne yapıyor Müslümanlar, bir şey yapabiliyorlar mı? Yapamaz zaten. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de yapmadı. Sağlığında Müseylemetül Kezzab, sağlığında ben peygamberim dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sağlığında. Yalancı peygamberler çıkmadıkça kıyamet kopmayacak. Yalancı nebiler çıkmadıkça kıyamet kopmayacak. Yalancı nebiler çıkacak. O yüzden dini değiştirmeye çalışmayalım. Bizim Türkiye'de bu küstahlık. Küstahça dinin hükümlerini değiştirmeye çalışıyorlar. Kardeş, benim adıma sen ne ama karar veriyorsun? Allah adına sen ne ama karar veriyorsun? İslam dini bu. Sen değiştireceğim diye uğraşma. İşine gelmiyorsa selamünaleyküm, aleyküm selam, işin gücün rast gelsin. Zorla seni İslam eden var mı? Zorla seni Müslüman eden var mı? Dinde zorlama yok. Kimseyi zorla iman ettireceğiz diye uğraşmak yok. Tebliğ ederiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kimin kafasına silah çekti de gel sen İslam ol dedi. Yok böyle bir şey. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse, Müslüman olduysa belli din. Kur'an ve sünnet. Din belli. Kur'an ve sünnet. O yüzden cenaze namazında kadınların kalkıp da en ön safa geçmesi İslam'da yok. Yok. Kendi kafasından hüküm çıkarmış oluyor. Ben her gün şehir dışına çıkıyorum. Yani 100-150 kilometre uzağa gidiyorum. Ben namazlarımı seferi olarak mı kılacağım yoksa normal mi? Seferi kılacaksın. Eğer her şehir dışına çıkarken 80 kilometreden ileri gideceğin kesin ise, buna niyetlendiysen, Bursa'nın örneğin eski Hanefi ulemasına göre Bursa'nın şu anda doğu yakasından en uç noktası örneğin Gürsu. Gürsu bittiğinde seferlik başlar. İşte batı yakasında en son Nilüfer herhalde. Nilüfer'in son sınır bitince seferlik başlar. Aslında bunların da iştahat edilmesi lazım. Şehirler büyüdü, mesela bölündü. Şimdi Bursa'nın merkezi Osman Gazi Belediyesi. Osman Gazi Belediyesi'nde duran bir kimse aslında Osman Gazi Belediye sınırlarının dışından itibaren 80 kilometreye bakacak. Yıldırım'dan değil. Yıldırım'da oturan da Yıldırım'dan itibaren 80 kilometreye bakacak. Bunun böyle yeniden iştahat edilmesi lazım. Çünkü İstanbul büyük şu anda. İstanbul'un mesela işte Pendik mi en bu taraftaki olan yeri? Pendik değil mi Ertan? Pendik'ten en o tarafta Beylikdüzü var. Büyükçekmece var en o tarafta. İkisinin arası 80'den fazladır.
Örneğin ikisi de İstanbul'un içi hükmünde duruyor. Aslında Pendik'te oturan bir kimse Pendik sınırlarından sonra seferi sayılması lazım. Hanefi'ye göre. Çünkü kendi oturmuş olduğu şehrin veya köyün sınırları geçerli. İçtihat öyle. Ama bu içtihadı cesaret edip yenileyemiyorlar şimdi. Bunu söyleyemiyorlar. Pendik'in aslında belediyesi ayrı, kaymakamlığı ayrı. Öyle değil mi? Öyle mi Pendik? Ayrı değil mi? Belediyesi ayrı. Belediye ayrıysa kaymakamlığı da ayrı. Belediyesinin ayrı olması yeterli zaten. Mesela onun o sınırdan olması lazım gibi. Bir kimse 80 kilometre ileri gitmeye, uzağa gitmeye niyetlendiyse o kimse şehir sınırları bittiği anda sefer olur. Akşama dönünceye kadar yine o şehir sınırlarına gelinceye kadar yine seferi hükmünde olur. Az önceki mide özrü sorusunu sormuştum. Peki hocam namazım bittikten sonra kaza namazı için tekrar abdest almam gerekiyor mu? Hayır. Söyledim ya. Namazı namaza eklediğin müddetçe abdestin abdest. Allahu Ekber dedin, öğlen namazının farzını kıldın. Allahu Ekber dedin, öğlen namazının son sünnetini kıldın. Allahu Ekber dedin, ya Rabbi en son kılamadığım öğlen namazının farzını kazasını kılmaya. Allahu Ekber ikindi namazının farzının kazasını kılmaya diye 3 saat namaz kıldın. Abdestin abdest. Özürlü hükmündesin. Abdestin abdest. Gideyim bir bardak su içtim dedin, gitti. Yeniden abdest alacaksın dönüşte, tekrar namaz kılacaksan. Derste okumak için, Allah'ın isimlerini anlamak için hangi kitabı tavsiye edersiniz? Bu noktada çok kitap var. Bunlardan herhangi birisini okuyabilirsiniz. Bulabilirseniz zikirle alakalı Abdullah Arı, Allah'ı niçin anıyoruz? Ona bakın, zikirle alakalı tafsilatlı oradan kitap bulabilirsiniz. Allah'ın isimleriyle alakalı hadis-i şeriflerde geçen 99 ismi şerif var. Bunların açıklamalarını yapan değişik kitaplar bulabilirsiniz. Bir kardeşimizin kız kardeşi kan kanseriymiş. Allah hayırlı şifa versin. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Böyle devasız hastalık, devalı da olsa hastalıktan ölenler şehit hükmündedir. Evet, üzülürüz. Canımız acır, yanar ama bir tarafımızda da bu noktada bir sevincimiz olur. Bir kadının, sahabeden bir kadının oğlu olması lazım aklımda kadıldığı kadarıyla, vefat eder. Kadın ah vah eder, böyle işte bedavadan pisi pisiye öldü gibisinden laf söyler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri der ki, yani ölüm sebebi neydi? İşte o da bir hastalık söyler, şundan ölmüştü. Şehit hükmünde daraltıyorsunuz, hani daraltıyorsunuz. Karın ağrısından ölen şehit hükmündedir. Sıtmadan ölen şehit hükmündedir. İşte ateşli hastalıklardan ölen şehit hükmündedir. Baş ağrısından ölen şehit hükmündedir diye böyle canı sıkkın bir şekilde bunları söylüyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Bunlar da bir kimse hastalığına bu noktada hamd eder. Hastalığından şikayet etmez, isyan etmez. İbadetlerini bir tamam yapmaya çalışırsa o kimse de öldüğünde şehit hükmündedir. Cenab-ı Hak onun varsa günahlarını affeder, temizler. Yoksa günahı onun makamını yükseltir, yüceltir. O yüzden hastalıktan ölmek hiç olmazsa bir Müslüman için, bir Müslüman için ümit kapısıdır. Rahatsızlıklar, hastalıklar bir şekilde ümit kapısıdır. Nasıl ümit kapısıdır?
o Müslüman için günahlarına kefarettir. İbadetlerini yerine getiren bir Müslüman için. Günahlarına kefarettir. Var ise günahı. Yok ise onun makamının yükselmesi, derecesinin yükselmesidir. Hastalık istenmez. Ama hastalık geldiğinde de şikayet edilmez. Burnunuz dahi kanasa şikayet etmeyin. Onu bir lütuf gibi görün. Bir işte rahatsızlığınız oldu. Öksürseniz onu lütuf gibi görün. Ondan şikayet etmeyin. Tedavi olmak, sebeplere sarılıp tedavi olmak sünnettir. Bu noktada tedaviden kaçmak sünnete aykırıdır. Ama ve lakin tedaviyle iyileşeceğim ümit etmek, tedavi kesin çözüm demek caiz değildir. Hayır. O yüzden biz tedavimizi olmaya gayret ederiz, çalışırız. Şifamızı Allah'tan bekleriz. Olmazsa da onda bir hikmet görürüz. Sufiler o yüzden bu manada şikayet etmezler. Bir rahatsızlıklar olunca rahatsızlık, hatta seleften bazıları sebepleri de terk etmişler. Bazıları. Hiç tedavi olmamışlar. Tedavi görmemişler. Özellikle. Bu bizim yolumuz değildir. Bu bizim yolumuz değildir. O yüzden bu noktada rahatsız olan kardeşler, tedavilerine dikkat edecekler. Eğer mümkün ise tedavilerine olacaklar. Mümkün değil. Rahatsızlığı devam ediyor onunla. Onlar bu haline hamd edecekler. Sabredecekler. Bu noktada Cenab-ı Hakk'a şikayette bulunmayacaklar. Devasız hastalıklar sahibi insanlar da bunları sükunetle karşılayacak. Bu hasta sahipleri de hastalarına motive edecek, hastalarına moral verecek. Onlara bunun Allah'tan bir rahmet olduğu, Cenab-ı Hakk'ın onun bir lütfu, Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı olduğunu anlatacak. O böylece de insanlar hastalıklarıyla barışacaklar. Rahatsız oldunuz. Tedavisi mümkün değil. Barışın onunla. Barışın. Varsa tedavi yolları araştırın, soruşturun. Bakın Allah derdi yaratmazdan önce dermanını yaratmıştır. Hadis-i şerif bu. Allah dertten önce dermanı yaratmıştır. Ama insanoğlu o dermanını daha tespit edememiştir. O dermanı henüz daha keşfedememiştir. O dermanı henüz daha tevafuk etmemiştir, karşılaşmamıştır. Bu mümkündür. O kimse bunu aramakla mükelleftir. Veyahut da bu işte uğraşan, iştigal eden sanat erbabı, meslek erbabı, ilim erbabı bununla uğraşacak. O bunda mecbur, bununla uğraşmak zorunda. Onun da ibadeti, onun da üzerindeki vazifesi bu. Ama öbür türlü bulununcaya kadar o insanlar hastalıklarını sükunetle karşılayacaklar. Yaşlılıklarınızı sükunetle karşılayın. Hastalıklarınızı sükunetle karşılayın. Yokluklarınızı sükunetle karşılayın. Mücadele edin. Başınızdaki problemleri sükunetle karşılayın. Feryadı figan etmeyin. Ahvah etmeyin. Sükunetle karşılayın. Onlarla mücadele edin. Bu mücadele etmemek değil bu. Mücadele edeceksin. Gayret göstereceksin. Başına ne gelirse bil ki onun sevki ilahisinden gelmiştir. Ama sen hata yapmışsındır. Ama başkası hata yapmıştır. Sevki ilahi ondandır. O yüzden senin kalkıp da ahvah edip isyan etmene gerek yok. Allah bizi affetsin inşallah. Bizim meşhur vezirimiz vardı ya, bu vezir aslında gerçekte Yahudiydi.
Yahudi padişahın yanında vezirdi. Ama bu Hristiyanları katletmek, Hristiyanları sapıtmak, Hristiyanları dininden etmek için padişahla anlaşmıştı. Padişah bunu sözde öldürmeye, katletmeye yeltendiğinde bunu affedivermişti. Bayan kardeşler de bir toplansınlar, dışarıdan gelen bayanlar da olursa, hava soğuk çünkü dışarıda hiç kimse kalmaz. O padişahla anlaşıp Hristiyanların içine gitmişti. İşte o Hristiyanların içerisinde o dini ifsad etmek için kendisini görevlendirmişti. O vezirin yaratılışı hasettendi de o yüzden boş yere kulağını da yele verdi, burnunu da. İnsanlar vardır. Onlar içinde bulundukları ahlaki seviyeyle hemhal olurlar. O ahlaki seviyelerini kendilerine makam, mevki edinirler. Artık o onun için orası onun cenneti olur. Mesela yalan söylüyordur. Yalancılık onun cenneti olur. O her şeyde yalan söyler. Ve artık sıkılmadan, hiç böyle gocunmadan, yüzü kızarmadan yalan söylemeye devam eder. Kendine dahi yalan söyler. O sanki dersiniz ki ya bunun hayatı yalan. Evet. Sanki o adam yalandan yaratılmış. Hani insan vardır öylesine cesaretlidir ya. Bakarsın cesaret akar adamdan. Bakarsın kadından cesaret akar. Öylesine cesaretlidir. Veyahut da insanlar kendilerince kendi hususiyetlerinde hemhal olurlar. Kendi sanatlarında hemhal olurlar. Böyle cuk diye oturur ya bir şey onun üstünde. Cuk diye oturur. Bakarsınız ya tam yerli yerine oturdu. Başka bir şey aramaya gerek yok. Haset de insanı yiyen bitiren bir şeytani rahatsızlıktır. Haset ehli sende olmasın da kimde olursa olsun. Bakın sende olmasın da kimde olursa olsun. Kendisinde istese bir nebze iyi. Hani bende olmadı da onda oldu. Bende olması lazımdı. Bu hasedin biraz daha iyisi. Bunun bir çıt daha ilerisi var. Ne? Onda olmasın da kimde olursa olsun. Onda olmasın. Haset insanın ve insanın amellerini ve insanı yiyip bitiren bir hastalıktır. Şeytani bir rahatsızlıktır. Şeytani bir nefestir. İnsanın içini dışını çıkarır. İnsanı hayatı zindan eder. O kimse ömrü boyunca mutsuzdur. Ömrü boyunca kalbi rahatsızlık yaşar o. Ömrü boyunca hep kalbi dıbır 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 yapacaktır o. Hiç durmayacaktır durduğu yerde. O hastalığa düçar olanlar o hastalıktan kurtulamazlarsa yer gök ağaçta meyve olsa bu neden bu ağaç meyve verdi? Yani bu adamın veya haset ettiği kimsenin ağacındaki çiçeğe varıncaya kadar, ağacındaki yaprağa varıncaya kadar haset eder. Ya bunun bahçesinde nasıl bu yaprak yeşil açtı? Açmaması lazım orada. Veyahut da bunda olmaması lazım. Bunda gitmemesi lazım. Öylesine hasettir. Hani Ebu Cehil diyordu ya peygamberlik verilecekse bana verilmesi lazımdı. Ya bana verilmedi ama ya bu yetime mi verildi? Bu yetime de verilmemesi lazımdı. Başka gidip başka yetimden başka peygamber olacak kimse mi yoktu? Bir de bu ümmi. Hem ümmi hem yetim. Ben hem zenginim, hem entelektüelim, hem fikir sahibiyim,
Hem saygınlığın var. Param var, pulun var, etrafın var, makamın var. Peygamber olunması gerekeydi. Ben olmam lazımdı. Hadi ben olmadım. Hadi ben olmadım. Ya bu yetime mi peygamberlik olması lazımdı? Haset yer bitirir. Ya kim ya? Bu mu derviş olacaktı? Ya herkesten derviş olur, bu adamdan olmaz veya bu kadından olmaz. Neden? Ya o layık değil ki. Ya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri görülseydi biz görürdük. Neden? Ya ben hocayım ya. Ya ben alimim ya. Ya ben hadis alimiyim. Ben profesörüm. Ben doçentim. Ben öğretim üyesiyim. Ya ben ilahiyat mezunuyum. Hazreti peygamberle konuşulması gerekseydi biz konuşurduk. Ya kim konuşuyor? Ya şurada Karabaş Veli Dergahı diye bir dergah var. Millet orada ya meczup ya kafayı yemiş onlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuştuklarını söylüyorlar. Ya bırak şu cahil insanları ya. Onlar mı olacaktı ya? Ya biz entelektüel bir din ehliyiz. Biz olmalıydık. Haset yer bitirir insanı. Ya o adam mı zengin olacaktı ya? Vay ya görüyor musun ya? Fabrika kurmuş adam ya. Ulan 2 kere 2 4'ü bilmeyen adam fabrika kurmuş ya. Ulan o adam fabrika kurduysa var ya nasıl kurdu ya? Yok onun arkasında muhakkak bir şey vardır. Ne? O beyaz işi yapıyordur muhakkak. Biz yıllardan beri ticaret yapıyoruz. Bizim neden olmadı onun oldu? Yok ya o muhakkak. Ya onun cemaat destekliyordur ya. Dergahtan para topluyordur onlar. Ya yok öyle bir şey. Sana söylememişlerdir. Sen onlar bilmezsin sen. Nasıl ya? Ya yok ya. Onlar dergahta yardım ederler birbirlerine. Para toplayıp öyle kurmuşlardır onlar onu. Haset yer bitirir. Adam bakar. Allah Allah adamda 5-6 tane çocuk var. Hepsi de koyun gibi ya. Bizde bir tane var zıpırın teki. Bu adam nasıl olur ya bunun çocukları? Nasıl böyle olur? Ya olur Allah verir. Yok. Bizim sülalede Hacı Mehmet tam konudur. Tabii annemin sülalesinde. Herkes parmak hesabı yapıyor. Kaç tane çocuk var nasıl bakılıyor? La siz mi bakıyorsunuz diyorum. Onun elinde 2 tane bakamıyor. İki çocuğu var bakamıyor. Hep yok. Hep el avuç uyuşturuyor. Şimdi bakıyorlar şöyle Hacı Mehmet burada değil de rahat burada diye rahat rahat konuşuyor. Bakıyorlar şimdi sayıyorlar. Hacı Mehmet kaçtı? 9 muydu? 10'du birisi vefat etti. 9'du değil mi? 9. Hacı Mehmet'te elhamdülillah 9 tane çocuk vardı. Şimdi bir kısmı kaç tane evlendi? Sayıyı unuttu bir anda. Saydı kaç tane evlendi diye bir. Bir durdu kendi kendine bir toparladı. 4'ü mü evlendi şu anda? 4'ü evlendi şu anda 5'i mi evde? Allah'ına kurban seni ya. Ne yapacaksın sayıp da boşa? Neyse bir kısmı evlendi bir kısmı evlenmedi daha. Öyle söyleyelim. Sülalede kendi sülale benim dayımın oğlu. Şimdi 2 tanesi 3 tanesi yan yana gelse. Nereden bakıyor canım bunu? Allah Allah. Ya Allah'ı unutmuş. Zaten haset ehli Allah'ı unutur. Haset ehli Allah'ı unutur. O onun çocuklarıyla uğraşır. Çocukları yarıştıracağım diye uğraşır. Haset ehli. Onun çocuğu ne oldu? Nereye geldi? Onun çocuğu nereye geldi? Ya o mu okumuş ya? Toplumun içerisinde böyledir ya. Ya okumuş adam bırak elle mi okumuş? Alkışta. Alkışta ya ne var bunda? Vay ya. Ne kim? Ya şu filan ders yaptırıyor şuna bak ya. Ha o mu dersi yaptırmalıydı? Ha kim yaptırmalıydı? O yaptırmalıydı dersi. Ha o başkası değil yani o yaptıracak. Kendisi yaptıracak. Kendisi yaptırmıyorsa dahi ya o yaptırmamalı ya. Neden? Ya o alim insan. Bir gün öyle dediydi arkadaşım birisi. Şeyh Efendi diyor bir de.
Efendim ben diyor İmam Hatip mezunuyum. Hani dersi benim yaptırmam lazım. Ben de duyuyorum bunu. Eski zaman ben böyle şeyim ya. O İmam Hatip mezunuyum diyen arkadaşı Reyhan'da ders yapılıyor o zaman. Hacı Mehmet abinin evinde orada o zaman Hacı Mehmet abi bir ev tahsis etti bize. Ondan sonra evde biz ders yapıyoruz. Zikrullah yapıyoruz haftada bir gün orada. Ondan sonra cayır cayır zikrullahlar devam ediyor. Biz zaten evi de kafamıza göre dizayn ettik. Orada dersler devam ediyor. Allah razı olsun kendisinden. Yüzü burada diye söylemiyorum. Böyle gerçekten o zamanlar bizim böyle sıkıntılı yokluk zamanlarımızda herkes de bir şey söylerdi. O günler ayrı bir günlerdi. Allah bizi iyi eylesin inşallah. Neyse ders orada devam ediyor tabii. Ne olacağının haberi yok. Bir gün saydırdım ben. Sayın buraya dedim ben. Geçmiş gün şimdi unutmuyorum ama zannediyorum 125 mi 135 kişi mi ne var? Dersteyiz biz o gün. Ondan sonra dedim ki ben arkadaşlar bundan sonra dedim burada dersi bu arkadaş yaptıracak dedim. İmam Hatipli ya. Her şeyi de biliyor. Ona da dedim bak dedim burada dedim işte geçmiş gün ya Adnan burada mı? Adnan biliyordur adedi unutmadıysa. 135 olması lazım hiç unutmuyorum. 135 saydık buna teslim ettik. O zaman Adnan da duruyor. Adnan arkada ateş gibi. Adnan'ı sürmüyorum hiç ortaya. O şimdi Adnan'ın da farkında değil tabii. Haset insan etrafında arkasında ne var fark etmez hiç. Kendini görür hep. Sufilikte bu büyük hastalıktır. Mesela bir kimse kendi kendine başındaki çavuşa haset eder. Yani bu mu ders yaptırıyor ya der. Onun dervişliği dökülür. Buna mı tabi olacağım? Şeytanın kokusu ona sindi. Buna mı tabi olacağım diyenin? Neden? Şeytan da Adem'e öyle dedi. Ne fark kaldı? Cenab-ı Hak dedi ki Adem'e secde edin. Şeytan dedi ki ben ona secde etmem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri işte ona itaat et demiş. Ona devam et. O ona itaat etmeyecek. Veyahut da Şeyh Efendi, Şeyh diye bağlanmış ona. İyi. Şeyh Efendi de orada birisini dikmiş. Bu da size ders yaptırsın demiş. Onu beğenmeyecek o. Neden? Kendi alim ya. Kendi biliyor ya. Ona itaat etmeyecek. Bunun gibi. Ben arkadaşlara dedim ki arkadaşlar bu abiye dedim bu arkadaşa burada itaat edin. Derslerinize burada devam edin. Ona da saydım. Dedim ki 135 kişi var. Senden 136 beklemiyorum. Ama 134'e de düşürme dedim. Şimdi bir hafta, iki hafta. Bu zaten ikinci hafta gittiğinde oradaki arkadaşlara demiş ki Mustafa abiye demiş nasıl ayağa kalkıyorsanız bana da ayağa kalkacaksınız. Bu işler böyledir. Tabi bana arkadaşlar geliyorlar. Ya abi bu böyle böyle yapıyor. Siz devam edin abicim dersinize. Zikrinize devam edin siz. Devam edin. Devam edin. Devam edin. Tabi adet düşüyor haftadan haftaya. Bana geliyor raporlar. Herkes zanneder ki buradan kimsenin haberi yok. Öyle dervişi aldatan bir de bu vardır. Çavuşu, zakiri. Bilhassa kör olan herkesi kör zanneder. Görmüyorsa kendi kendini kimse görmüyor burayı zanneder. Gören böyle zikrullah'ta vardır böyle. O herkesi görüyor zanneder. Hep kendini böyle tutar. Onunla da alay eder herkes. O görüyor ya. O yoldan geçerken bir bakar. Ulan Şeyh Efendi buradaydı. Burada mıydı değil miydi? Allah Allah. Ya bizi takip ediyor. Onun hayatı öyledir. O arabada giderken tık yani ön tarafa Şeyh Efendi oturdu der. Arabanın arkasında esas duruşa geçer. O şeyhim geldi arabaya oturdu der o. Onu öyle görür. Sufilik böyledir. O hep hazır oldadır. Otobüse bindi Şeyh Efendi geldi. Evden çıkıyor Şeyh Efendi geldi. Eve girdi tak açtı salonu. Şeyh Efendi orada oturuyor. Eyvah! Hemen esas duruşa geçer. Edepli olur. Bu ayrı bir sufilik yolu gibidir böyle.
farklıdır burası. O hep böyle kendini istikamette tutar. Bunun en güzelliği odur. Öbür görmüyor hiçbir şey. O şimdi bir sigara içer kendi kendine. Yani o şunu bekler. Sen neden sigara içtin? Öyle denmedi ya. Aman ya. Allah beni korudu. Veyahut da bunların hiçbir şeyden haberi yok ya. Patlatır sigarayı. Ya başka şeyler de yapmaya başlar. Gider dervişliğe, haberi yoktur. Bunun gibi kör her yeri kör zanneder. Sağır herkesi sağır zanneder. Burnu koku almayan yani vahiden, vahyin derecelerinden haberi olmayan. Herkes öyle zanneder. İşte bu kardeş de böyle. İşte Mustafa abiye nasıl yapıyorsanız öyle yapacaksınız. Ona nasıl hürmet ediyorsanız bana da edeceksiniz. Yok ayağa kalkacaksınız, yok oturacaksınız, yok yan yatacaksınız, yok çamura batacaksınız. Aradan bir, iki, böyle bir ay, iki ay falan geçmedi tabii. Neyse ben bir gün oraya derse gidiverdim. Sağdan say. Geçmiş gün 40-50 kişim ne kalmış? Döndüm o arkadaşa. Dedim ben sana 135 kişimi ne teslim ettim? Geçmiş gün yalan olmasın. Ne dedim geri kalan nerede? İşte ık çıktı, ık çıktı, cık cık cık. Bahane çok. Hep dervişler suçlu. Arkadaşlar bundan sonra dersi Adnan kardeş yaptıracak dedim. O hiç tabii Adnan'ı görmüyor. O tabi Adnan'a bakışını hiç unutamıyorum ben onu. Tabi Bismillahirrahmanirrahim gidiş o gidiş. Bir daha geri dönüşü yok. Böyledir bu işler. Haset çökertir insanı. Sakın ha hiç kimseyi haset etmeyin. Dua edin ya Rabbi onun halini daha da aç sen. Ona daha da ilim ver. Ona daha da güzellik var. Ona daha da hayır ver. Tüm kardeşlerimize Cenab-ı Hak hayır versin. İsterim ki bütün kardeşler mürşidi kamil olsunlar. İsterim ki bütün kardeşler Allah'ın dostu, velisi olsunlar. O yüzden buradayız zaten. Hep beraber. Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'i kendine dost etsin inşallah. Kendine veli etsin. Bizim kardeşleri de Cenab-ı Hak maneviyatlarını, derecelerini yüceltsin hepsinin de inşallah. İşte bu vezir sanki yaratılışı hasettendi. Şeytan onun damarlarında dolaşıyordu. Şeytan onun hücrelerinde dolaşıyordu. Şeytan ona yerleşmiş, oturmuş ona. Şeytan orayı yurt edinmiş kendine. Şeytan o insanı ev edinmiş kendine. Öyle insanlar vardır. Ayaklı şeytandır o. Ayaklı şeytan. Şeytan onda yurt edinir. Yurt. Onun namazı gösteriştir, orucu gösteriştir, zikri gösteriştir, imanı gösteriştir, hayatı gösteriştir. Kin, nefret, haset. Ona buna laf söylemek, ona buna çemkirmek. Hep şeytani haller o kimsenin üzerinde tecelli etmiştir. Şeytani haller. Şeytan arama orada burada hiç. Şeytan hiç uzaklarda da arama. Şeytan ya senin içindedir ya yanın başındadır. İçindedir. Zikrullah'ı bıraktığın anda içindedir. Güzel ahlak dairesinden ayrıldığın anda içindedir. Ayrıldığın anda. Doğru yoldan bir milim saptığın anda içindedir. Sen kim olursan ol. Bazen ehli sufi buradan yıkılır. Kendince sufi ya. Şeytan ona bulaşmayacak zanneder. Asıl şeytan sufilere bulaşır. Asıl şeytan sufilerle uğraşır. Şeytanın uğraştığı tek varlıklar, tek grup sufi
grubudur. Neden? Öbür günler zaten elinde çal çal oyna onlarla. Onun zaten kancayı takmış, çilbiri takmış ona. O onunla dost olmuş. Gel geliyor, git gidiyor, yat yatıyor. Ona bir şey demesine gerek yok. Ona giydirmiş şapkasını, elbisesini. O onun askeri. O ona tabi zaten. Ona kalkıp husisi bir vesvese vermesine, ona kalkıp husisi bir şey öğretmesine gerek yok. Neden? O onun askeri zaten. E kimle uğraşacak? Şeytanın nasıl mücadele ettiği alan kim? Sufiler. Onlar ahlaklarını düzeltmeye çalışıyorlar. Onlar Allah'ı hakikat noktasında sevmek, hakikat noktasında tanımak, hakikat noktasında bilmek, hakikat noktasında iman etmeye çalışıyorlar. Şeytanın asıl mücadele edeceği kavim bu sufi kavmi. Şeytanın mücadele ettiği kavim peygamberlerdir. Ondan sonra velilerdir. Ondan sonra sufilerdir. Ondan sonra normal Müslümanlardır. Ondan sonrasını uğraşmaz zaten. Onlar kendi kucağında zaten. Şeytan asıl sufi kavmiyle uğraşır. Şeytan asıl sufilerle didişir. Onlarla mücadele eder. Onlarla savaşır. Onu içkiye götürmek ister. Onu kumara götürmek ister. Onu fuhşata götürmek ister. Onu nefsaniyete götürmek ister. Onun gözünü dünyaya çevirmek ister. Onun gözünü kadına, onun gözünü fahşiyata, fuhşiyata, onun gözünü kötülüğe çevirmeye çalışır. Hadi buna bir laf söyle. Hadi buna bir çemkir. Hadi buna bir laf söyle. Bunu indir aşağı. Hadi buna öyle hakaret et ki bu çöksün. Hadi bunun öyle eksikliklerini söyle ki bu yolunu değiştirsin. Hadi bunu öyle gambazla ki bu dünyasını değiştirsin. Şeytanın işi odur. O yüzden şeytanın asıl hedefinde olan sufilerdir. O güne kadar senin hiçbir işin sıkıntılı değildir. Oh, gayet normal. Neden? Nefisle mücadele etmiyorsun ki. İslam'ı yaşayacağım diye bir derdin yok. İslam'ı öğreneceğim diye bir derdin yok. Allah'ı seveceğim diye bir derdin yok. E işte kandilden kandile Allah aklına gelecek. Cuma'dan cumaya Allah aklına gelecek. Yolda kediye bir tane bir süt vereceksin, cenneti kazanacaksın. Harika, böyle şeytan küçücük yaptığın şeyleri senin gözünde devasa bir hale getirecek. O bir tane aç doyurdu. Ne iş yaptı? Sen ne 5 vakit namaz kılıyormuşsun? Hiç aç doyurdun mu sen? Ben bugün bir aç doyurdum. Namaz kılmışsın sen, ne olmuş? Tabii. O bir tane aç doyurdu. O bir fakire 1 lira verdi. Oho! Cenneti satın aldı o. Sen habire namaz kılacağım diye uğraşıyorsun. İçin çıfıt çarşısı senin. Sen bir de sufi olacaksın. Gidip bir de sallanıyorsunuz orada siz. Kafa sallıyorsunuz. Ama o bir kedi besledi bugün. Zavallı kedicik orada öyle üşümüş, perişandı. Ya onu aldı, süt verdi, onu aldı, kapının eşiğine götürdü. Ya cennetlik oldu o. Sen vay Allah'ı zikredeceğim de uğraş. Boş boşuna. Neden? Sen bir kediye süt vermedin ki. Ya o yüzden sen boşunasın. Şeytan bu hale getirir insanı. O biliyor musun o kim? Kim? Onun dedesinin dedesinin dedesi. Dervişti. Sen şimdi derviş olacağım diyorsun. Sen misin derviş? Ya neden? Ya onun dedesinin dedesi dervişti. O yüzden o derviş sülalesinden ya. Sen mi derviş olacaksın dünkü çocuk? Bak işine hadi. Hadi yürü git. Sen istediğin kadar derviş olacağım diye uğraş. Asıl derviş o. Hele o biliyor musun ne yapıyor? Ne yapıyor? O bazı zamanlar seher vaktinde kalkıyor, abdest alıyor, bir namaz kılıyor.
Sen ömrün boyunca namaz kılmışsın. Ne faydası var? O bir gün kıldı bitti. O yüzden ihtiyaç yok onun. Ya şu camiye gidenler var ya. Evet. Boşu boşuna gidiyorlar. Ya neden? Ya onların içi çıfıt çarşısı. Ya ben öylesine ibadet ediyorum. Öylesine kendi kendime kalbim temiz ki. Namaz kılanların cami cemaatinin bir anlamı yok. İşte şeytan böyle küçücük kırıntıları onun gözünün önünde Uludağ gibi yapar. Uludağ gibi yapar. Onun gözünde o küçücük kırıntı Uludağ'dır. Onunla böyle dolaşır. Şeytanın işi bu. Dikkat et. Sufi de böyle aldatır. Sufi de böyle amanın ne ders çekti ya Allah Allah. Bir ders çekti. Bütün sufilerin çektiği ders nerede ki onun yanında? Şeytanın işi budur. Şeytan işi, gücü müminleri, Müslümanları, sufileri kandırmaktır. İşi gücü budur. O yüzden konuşurken, bakarken, dinlerken, yürürken her halükarda Davut'a söylediği gibi ey Davut uyanık ol. Davut'a diyor. Ey Davut uyanık ol. Şeytan seni alt edebilir her an. Kibirlenme, hasetlenme, şiddetlenme. Uyanık ol. Diline sahip çık, gözüne sahip çık. Uyanık ol. İşte o vezir de böyle haset ehliydi. Kime haset ediyordu? O günün din sahibi olan İsevilere. Nasıl son peygamber İsa aleyhisselam olur? Nasıl İsa peygamber olur? Musevilik dururken İsa'nın peygamber olmaması gerekirdi. Aynı şey Muhammed Mustafa'ya oldu. Bir peygamberin geleceğini Museviler de biliyor, İseviler de biliyor. Hepsi de kendi kavminden bir peygamber bekliyor. Ahmet-i Muhtar'ı, Ahmet-i Muhammed-i Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem'i kendilerinden bekliyorlar. Ama İbrahim'i bir peygamber beklemiyorlar. Ne zaman İbrahim'i bir peygamber gelince işte o peygambere haset besliyorlar. Aynı şeydir. Herkes kendi kavminden bekler bir şeyi. Kendi kavminden olmazsa haset eder. Allah muhafaza eylesin. O yüzden boş yere kulağını da yele verdi, burnunu da. İşte haset ehli. Yele vermek şu, boş, dolu değil, rüzgar, bir ağırlığı yok, bir ölçüsü yok, bir miktarı yok. Yele vermek, hani bir şeyi yele verir de boşuna gider ya, bedavaya gider ya, yele verdi derler. Beyhude'ye gitti. Bunun gibi işte o kimse de kulağını da burnunu da yele verdi. Yani kulağını yele vermesi o kimsenin iyi nasihatler dinlememesi. Dinlemiş olduğu doğruları uygulamaması. Burnunu yele vermesi onun gerçek din kokusunu almaması. Gerçek hakikat kokusunu almaması. Hakikatten bir şey koklayamaması. Hakikat kapısının ona aralanmayışı, hakikat manevi alemden ona bir pencere açılmaması, onun bir rüya görmemesi, rüyasında ikaz almaması, kalbine ilham gelmemesi, kalbine doğrunun doğmaması,
Onun kabristanın başına gittiğinde kabristandan ona bir işaret gelmemesi, namazda ona bir işaret gelmemesi, zikrullah'ta ona bir işaret gelmemesi, kalbinin katılaşması, gözünün körleşmesi, kulağının sağırlaşması, hakikate yönelik her türlü duyu organlarının kapanması ve ona asla ve asla hakikat ilminin uğramaması. Çünkü o mühürlenmiş. Bunda kafirler bunun içindedir. Müslümanların içinde de böyle insanlar vardır. Sufilik hayatının içinde de böyle insanlar vardır. Bunlar bölüm bölümdür. Hakikate penceresi kapananlar. Bir kafirler vardır. Kafirlikte çok şedittirler. Cenab-ı Hak onların kalplerini mühürler. Kafirlikteki şedidliklerinden dolayı. Utbe gibi, Şeybe gibi. Onlar kafirliklerde ileri gitmişlerdir. Ebu Cehil gibi. Onlar duvar örerler. İman bir kapıysa o kapının önüne onlar kocaman kocaman duvarlar örerler. Kendileri örerler. Allah örmez bu kapıyı. Allah kullarına zulmetmez. Allah kullarına hidayetini açmıştır. Ama o kullar kendileri hasisliklerinden, hasetlerinden, kafirliklerinden, bağnazlıklarından, yobazlıklarından iman kapısının önüne duvar örerler. Kendisi örer. Utbe gibi, Şeybe gibi, Ebu Cehil gibi. Onlara artık bir şey işlemez. Onlara bir şey işlemez. Onlar kendi duvarlarını kendileri örmüşlerdir. Bir de Müslümanların içerisinde hakikate kendilerini kapatanlar vardır. Bunlar da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah derler. Hakikat kapısını kendileri kapatırlar. Kur'an'ın bu ayeti böyle olmaması lazımdı. Bu hadis-i şerif böyle olmaması lazımdı. Böyle sünnet-i Resulullah olmaması lazımdı. Ya böyle bir ayet mi gelir? Böyle bir ayetin olmaması lazımdı. Ya dinin içerisinde böyle bir ayet düşünemiyorum ben. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerinden böyle bir hadis düşünemiyorum. Bu akla mantığa uygun değil. Bakın aklı onu nereye götürdü? Mantığı onu nereye götürdü? Hadis-i şerifi inkar etti. Bakın küstahlığı onu nereye götürdü? Bakın onun hasisliği nereye götürdü? Allah'la yarışıyor. Hem la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Hem de bu ayet böyle olmamalıydı diyor. Hasetlik, küstahlık onu nereye götürdü? Bu kendi kapısını kendisi örüyor. Bu kendi kendine tuğlaları koyuyor. Yapma, Kur'an-ı Kerim bu. Yapma, sünnet-i Resulullah bu. Yapma. Yapma, teslim ol dine. Dine teslim ol, din, Kur'an ve sünnet. Hayır. O diyor ki bu ayet böyle olmamalıydı. Nasıl böyle bir dini ayet olabilir? Böyle bir Kur'an'ı kabul edemiyorum. Ya dinden çıkıyorsun diyorsun, anlatıyorsun ona. Bunlar dinden çıkacaksam çıkayım, ne var ki bunda? Duvarı örüyor. Bunlar da bizim içimizde Müslümanız diye dolaşıyorlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz dinsizsiniz deme hakkımız ve selahiyetimiz yok. Ancak dinden çıkma noktalarını anlatmakla mükellefiz. Kardeşler, ey Müslümanlar, ey dinleyiciler. Kim Kur'an ve sünnetten bir şeyi inkar ederse dinden çıkmış olur. Dinden çıkarsa nikahı da düşer. Allah muhafaza eylesin evliyse. Yapmayın. Yapamadığınız dini hükümler var ise deyin ki yapamadık. Nefsimize uyduk. Biz o hale gelemedik daha. Ben namazı kılamıyorum henüz daha. Ben o hale gelemedim. Allah yardımcın olsun. Cenab-ı Hak senin gönlüne namazı sevdirsin. Cenab-ı Hak onun gönlüne orucu sevdirsin. Dini hükümleri ona sevdirsin.
bir derdimiz yok. İnkar etme, reddetme. Bir işin bu tarafı var. Bir de haset ehli var. O da sufilerin içerisinde. Onlar da manevi hayatlarını helak ediyorlar. Kendisince şöyle görüyor. Ben rüyamda görmeliydim. Ben rüyamda görmediysem bu böyle değildir. Bana söylenmesi lazımdı. Bana söylenmedi, bu böyle değildir. Benim görmem lazımdı. Biz neden görmedik? Biz neden duymadık? Biz neden olmadı? Bize neden söylemedik? Reddettik. Kardeş, ben Şeyh Efendi'nin zamanında, Allah rahmet eylesin, ilk zamanlarda gidiyorum şimdi. Bir kimseye diyorum ki kardeş bir şeyh arayın. Bak tabi olun bir yere. İstihare yapın. Bizim istihare yapmamıza gerek yok. Neden? Bir şey olsaydı Mustafa Efendi bize söylerdi. Allah Allah. Bir şey olsaydı bize Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri söylerdi. He. Anlatıyorum. Bunları dinliyordum ben. Kardeş yapma, etme. Abdullah Efendi'yi kabul etmen şart değil. Bir mürşit ara kendine. Bir üstad ara kendine. Yok hayır. Hala da aynı noktada onlar. Değişmedi. Neden? Abdullah Efendi'ye nasıl olur ya? Olmaz. Neden? Abdullah Efendi olsaydı filanca olurdu. Olsaydı fişmanca olurdu. İsimler vardı. Neden? Abdullah Efendi olmaz. Ya onlarla Abdullah Efendi arasındaki fark ne? Abdullah Efendi olmaz kardeşim. Allah Allah. Neden? Sebep ne? Sebep ne? Olmayışının sebebi ne? Aynı şeyhe intisap etmişler, aynı şeyhin, aynı babanın evladı değil mi? O olmaz. Evet. Bunları dinlemiş insanım ben. Onlara hala da maneviyattan bir nefes gelecek. Bekliyorlar da. Bunun gibi. Onlar da kendilerince, bu da sufi hayatın küstahları. Onlar derler ki bu nasıl görür Hazreti Peygamber Efendimiz'i? Kadınların arasında da vardır. Mesela işte böyle kadınların arasından başı açık bir bayan kardeşimiz Hazreti Peygamber Efendimiz'i görüyor. Önceden bu daha fazla. Herkes dönüyor. Nasıl görür o başı açık? Ya neden? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri başı açık bayanların peygamberi değil mi? O günah işleyen ümmetin peygamberi değil mi? Kim günahsız ki? Ama kendi günahını görmekten uzak olanlar başkalarının günahlarını gözlerinin önünde şeytan onu büyütür. Onun günahına takılır. Bu nasıl görür ya? Ya işte Mustafa abi de kalkıyor. Seyit Taş'la dolaşıyor ya. Seyit Taş'la dolaşılır mı? Abi biz de dolaş. Ne istiyorsan biz de verelim. Aa hoş geldin 23 Nisan. Seyit Taş'ın nesi var dedim ben. Abi bırak ya ondan uğraşılır mı ya? Ondan dolaşılır mı ya? Sana yakışıyor mu abi ya? Allah Allah. Neden? O kendince, kendi aklınca oynuyor. Aklını padişah etmiş kendine. Küstah. Küstah. Bu da sufilerin küstahları. Bu da sufilerin hasetleri. Bunlar da ne yapıyorlar? Kulaklarını, burunlarını yele veriyorlar. Yele veriyor. Oraya Şeyh Efendi birisini tayin etmiş. Ben ona itaat etmem ya. Neden? Ya o mu dersimizi yaptıracak bizim ya? Yele vermiş kulağını burnunu. Evet. Yele vermek bu. Ha kime? Kim yaptırsın sen söyle o zaman. Nasıl yani? Basmaya gel abicim otur şuraya. Kim ders yaptırsın sen tayin et. Ya ben öyle demek istemiyorum. Ya ne demek istedin? Ne bu? Bu ne? Veya Hacı Erkan'a birisi demiş seni bir daha burada görmek istemiyorum demiş. Unutmadığım anekdotlardan birisi. Hacı Erkan da onu demiş. Beni buraya sen getirmedin demiş buraya.
Efendim dikti beni demiş. Ancak o demiş, buradan git derse giderim. Senin demenden olmuyor demiş. Nasıl yani demiş, ben yarın seni burada görmek istemiyorum. Yok demiş, ben yarın gene geleceğim buraya. Beni efendim dikti buraya demiş ona. Neyse, bir gün sana mı ikinci sonum ne geldi Hacerken yanıma, selam aleyküm, aleyküm selam. Böyle böyle oldu dedim, maşallah gel dedim Hacerken, bir sarılayım bakayım sana bir. Aferin dedim, ha. Tabi ertesi gün gene gördü adam onu orada. Kulağını yele verirsen şeyhini dinlemezsin. Burnunu yele verirsen şeyhinin kokusunu bulamazsın. Kulak, burun, düşünebiliyor musunuz? Aslında Hazreti Mevlana kestirmeden atıyor. Kulak, burun, aklın elemanlarıdır. Kulak, burun, kalbin elemanlarıdır, azalar. Göz, kulak, burun, duyu organları. Bunlar aklın emrinde, aklın elemanlarıdır. Sen kulağını, burnunu yele verirsen, aklın gitti senin. Mecnunlaştın, delileştin, aptallaştın, salaklaştın, gerizekalı oldun, embesil oldun. Senden hiçbir şey olmaz. Neden? Sen kulağının burnunu yele verdiysen aklını da yele verdin çünkü. Aklını da yele verdin. Oğlum senin şeyhin kim? X kimse. Sen onun ağzına baksana. Kulağını burnunu ona dayasana. Yok. Filanca abi böyle dedi ama ya. Ne? Filanca abi böyle dedi. Ha sen onun dervişisin demek. Filanca abi ne dediyse ona bakacaksın şeyhinin sözü varken. Hacı Erkan da öyle yapacaktı yani. Ha beni burada görmek istemiyorsun, ben gelmeyeyim o zaman yarın diyecekti. Ne olacaktı? O arkadaşa kulağını, burnunu yele vermiş olacaktı. Aa, öyle olmadı bak. Kulağı yele vermek bu. Dikkat edin. Allah muhafaza eylesin. Bu işi de haset iğnesiyle işledi. Yoksulların canlarını iğneledi, zehirledi. Onların canlarını zehirlemek ümidiyle yaptı. İşte bu aldatmaları, bu kandırmaları, bütün o orta yerdeki fitneyi, fücürü, insanların normalde fakir fukaranın canını yakmayı bu hasetle yaptı. Bu haset onu yakıp yıkıyor çünkü. Bu haset onu yakıp yıktığından o da etrafı yakıp yıkıyor. Haset ehli sadece kendini yakıp yıkmaz. Etrafı da yakar yıkar. Sadece kendi canını bozmaz. Etrafındaki canları da bozar. Fitneci sadece kendini helak etmez. Etrafındakileri de helak eder. O yüzden fitnenin başını ezmek gerekir hep. Birisi fitne çıkarıyorsa hemen tıkacaksın onu. Hazreti Mevlana der ya, sen seli baştan önle. Bir sivilce çıkmış, sivilce deyip geçme. Sivilceyi tamir et. Sık, irinini çıkar, temizle onun. Küçücük çuban deme. O çuban vücudu hastalıklı hale getirir. Kalbine gelen küçücük bir vesveseyi önemsememezlik etme. O vesvese kalbini bozar, Tanrı mağar eder senin. Sen günah küçük dersin, o sende büyür, seni helaka götürür. Sen küçük bir şey zannedersin, kızın birisiyle böyle bir konuşur, sohbet eder, küçük bir şey zannedersin. Yarın öbür gün kızın namusunun kalmadığını görürsün. Küçük bir şey zannedersin, oğlum bir sigara içer önce. Yarın öbür gün esrarla bitmez, kokainle morfinle gelir önüne. Sen öyle küçük bir şey görme. Sen ya yarın, ya bugün de yorgunum ya, yarın onda dükkanı açayım dersin. O iki olur, o üç olur, o dört olur. İflas ettiğini görürsün. Ne kadar hanım harcayacak? 500 lira. O bir ay 700 lira harcadı. Onun hesabını sormazsan bir daha kay 1700 lira harcar o.
adamı almış, o cep telefonu kaç para, o 2 milyar lira. Aa, bunun şekli hoşuma gitmedi ya, ben bunu değiştireyim. Aa, gitti 1 lira hesaptı, gitti 2 liraya bir tane daha telefon oldu. O yarın o telefonun da şekli hoşuna gitmeyecek. Bir daha değiştirecek onu. Kadınlar, adamların ipini çekin bu noktada. Bir şeyi küçük görme. O küçük büyüyecek, disiplin et. Kendinde de küçük görme. Ya namazı ben gece kalkar 2'de 3'te kılarım ya. Yatayım ya, yorgunum ya. Bu yorgunlukla da ne yapayım? 2'de 3'te kalkarım ha, kesin kalkarım ya, yat. Kalkmadın. Ne ceza vereceksin kendine? Olmadı. Bu bir seferle başlar. Ondan sonra yatsı namazını askıya astığını görürsün. Namaz indi 4 vakte. Ne oldu? Yatsı gitti. E sabah namazında kılarım ya, kalktığımda da kılarım. Ya şeyh efendi de söylüyor ya, hoca efendi de söylüyor ya, kalktığınızda da kılın diyor ya. Ya ne yapalım, ben yorgunum argınım, gece tweet atıyorum da işte Facebook'ta da dolaşıyorum, orada da ben tebliğ ediyorum, orada insanları doğru söylüyorum. Ya Facebook dünyasında da doğruların söylenmesi lazım. Başka dünya kalmadı. Arkadaş kendini Facebook'a adadı. Sabah namazı yok. Kalktığında kılacaktı ama sabahleyin kalktı. Facebook'ta dün gece birisiyle çatıştıydı o. O ne cevap yazdı diye ona bakmak için kalktı. Hadi bir daha çatışmaya başladı. Gitti sabah namazı, bay bay. Ne arkadaş, Facebook mücahidi. Gitti sabah namazı. Yele verdi kendini. Gitti. Küçük gördü. Gitti. Küçük görme. Ezan okundu, namazını kıl. Küçük görme. Küçük görme. Ya ben çok samimiyim, evlenmek için konuştum. Harika. Kaç sefer konuştunuz kızım? Bayana soruyorum. Ya işte diyorum 29 harfi de çıkaracak mısın şimdi? Samimisiniz, tamam. 3 sefer konuşma hakkınız var. Bitti. Annenin babanın haberi var mı? Başlıyor yine. Kızım haram, yapma. Küçük görüyor onu. Annesi babası da diyor zaten. Evleneceksen evlen, kendine bul bir tane sen. Hocam evlensin artık bu, bulsun kendine bir yer. Bana mı söylüyorsun dedim bunu. Böyle durdu. Haram dedim ya, nasıl kendine bulacak bu? Sen bu kızını sokağa atıyorsun. Hocam şimdi herkes öyle buluyor ama. Sen öyle mi buldun dedim. Ses yok. Küçük görüyor. Haramı küçük görmek. Götürüyor. Gidiyor. Allah muhafaza eylesin. İşte o küçük görenler, hasede düşenler, kibre düşenler, fesada düşenler, fitneye düşenler yiyip bitiriyor ortalığı. Allah muhafaza eylesin. Hasetle burnunu buran kendisini kulaksız burunsuz eder. Hasetle, kıskançlıkla burun bükmek, yani birisini beğenmemek, kibirlenmek. Bu mu canım ya? Hadi onu mu dinleyeceğim ya? Hadi ya, olmuş mu ya? Boşver ya. Burun büküyor. Beğenmiyor. Haset. Kibir dünyasına düşmüş. O mu hoca olacak ya, onun her tarafı hoca olsan olacak ya, cebimden çıkarım ben öyle binler tane hocayı. Allah Allah. Kim o mu ya? O şeyh olacak ha. Onun yaptığı şeyhliği ayaklarımı yaptırırım ben ya. Maşallah, subhanallah. Beğenmeyecek ya. Aha, neymiş de sanatkarmış o. Onun yaptığı sanat ayaklarımızı yaptırırız biz. Ha bir ayağını uzat ya, bir yap. Bir yap. Bir çık. Birinin şimdi Cevdet'in yaptığı ustalığı ayaklarıma yaptırın demesi gibi. Al kardeş, araba burada. Adam oto elektrikçisi. Kocaman tabela yazmış İnegöl'de. Oto elektrikçisi. Kocaman ama tabela.
Araba arızalı, ben de derse gidiyorum. Cevdet'e dedim, Cevdet böyle böyle. Dedi bir oto elektrikçisine gir. İşte orada dedi küçük bir üstünde arabanın üzerine şey var. Ne o? Akü var. Onu bir ölçtüttür dedi. İyi. Kaman tabela kocaman. Sanayide baktım açık orası. Cın girdim ben içeri şimdi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, Allah razı olsun. Tamam. Dedim abicim ya bunun üzerinde dedim bir yerde küçük şey varmış. Ne o? Akü varmış. Ondan sonra onun dedim voltajı ölçülecekmiş. Adamın duruşu bu. Bir elinde pense, bir elinde tornavida. Böyle duruyor ama adam böyle. Kahraman gibi. Ben kaputu açtım. Ondan sonra kahraman başında. Ondan sonra ben de hemen öyle çok aşina değilim. Biz böyle işte Cevdet'i bırakıyoruz arabaya gidiyoruz. Ben altında neresinde ne var bakmıyorum ki. İşim o değil. Ha, ben de baktım üstünde kocaman bir kapak var. Ha, hiçbir şey görünmüyor. O bakıyor, ben bakıyorum. Bir tabelaya baktım kocaman. Bir adama baktım. Bir de adamın şaşkınlığına baktım. Adamım dedim kardeş senin benden bir farkın yok. Kapat dedim kapağı. Cevdet diyor ki tarif edeyim ben ona neyin nerede olduğunu. Hatta tarif ettin galiba değil mi Cevdet? Tarif etti bir de. Bulamıyor adam. He. Ondan sonra ne diyecek? Ben onun yaptığı ustalığı ayaklarıma yaptırırım. Hoş geldin 23 Nisan. Gel yap hadi bakalım. Kolay değil. O da vardır ya böyle ortamda çok. O onun yaptığı her şey ayaklarına yaptırır o. Allah muhafaza eylesin. İşte böyle yere verenler, küstahlık yapanlar, böyle hasetle uğraşanlar ne yaparlar? Kulaksız, burunsuz olur. Burun ona derler ki bir koku alır. Koku da onu bir mahalleye ulaştırır. Ha burun neymiş? Koku alacak. Burun din kokusu alacak. Burun maneviyat kokusu alacak. Burun peygamber kokusu alacak. Burun veli kokusu alacak. Burun sufilik kokusu alacak. Burun evliya kokusu alacak. Burun buram buram İslam kokusu alacak. Buram buram mümin kokusu alacak. Burun ona derler. Yemek istiyorsun. Nasıl yemeğin kokusunu alıyorsun ya. Gidiyorsun ya yemeğe doğru. Kokla. Etin kokusunu alıyor musun? Alıyorsun. Dinin kokusunu da alacaksın. Etin kokusunu alıyorsan dinin de kokusunu alacaksın. Etin kokusunu alıyorsan velinin de kokusunu alacaksın. Etin kokusunu alıyorsa burun peygamberin de kokusunu alacak. Peygamber kokusu almayan burun, burun değil. Zikrullah kokusu almayan burun, burun değil. Din kokusu almayan burun, burun değil. Evliya kokusu almayan burun, burun değil. O burun koku alacak. Ne yapacak? Seni bir mahalleye sürükleyecek. Seni hakikate sürükleyecek. Seni dine götürecek. Seni maneviyata götürecek. Seni Allah'a götürecek. Seni Resulullah'a götürülecek sallallahu aleyhi ve selleme. Burun koku alacak. Burun koku almıyorsa yok. Hani diyor ya Cenab-ı Hak, işte Allah'ın dostları Allah'ın boyasıyla boyanırlar. Göz görecek Allah'ın boyasıyla boyalanana. Kırmızı ruju tanıdın ya, sarı ruju tanıdın ya, allığı tanıdın ya, Allah'ın boyasını da tanı. Giyeceğin elbisenin hangisinin hangisine gideceğini, renklerini tanıdın ya. Allah'ın rengini de boyananları da tanı. Neyle neyin yakışacağını harika yakıştırıyorsun ya. Renk cümbüşü haline getiriyorsun ya kıyafetlerini. Allah'ın boyasını da tanı. Tanıcan. O zaman gözün gördü. O zaman burnun koku aldı. Kim koku almıyorsa burunsuzdur. Kim koku almıyorsa burunsuzdur. Burnun olsa ne olacak? Koku almıyorsun.
Usta Kayhan dönerde çakmış döneri kocaman. Penceresini de açmış. Oradan Kayhan Camii'nin aşağı doğru koku gidiyor. Sen o kokuyu alıyorsun. Usta da gülüyor oradan şimdi. Kokuyu alıyorsun sen. Oh, döner mis gibi koktu Bursa döneri. Harika. Başka caminin kokusunu almıyor oradan. Orada cami var. Namazın kokusunu almıyor. Namaz var. Namazın kokusu yok. Allah muhafaza eylesin. Kim koku almıyorsa burunsuzdur. Burnu olsa dahi. Burnu var, koku almıyor. Ne işe yarar? Bende burun var, bende koku şeyi yok mesela. Öyle hassasiyetim yok benim. Çok kötü kokması lazım ki o zaman anlayayım. Öbür türlü ben anlamıyor benim burnum fazla kokudan. Hatta bana diyorlar, bir şey koktu mu? Ben yapıyorum. Yok diyorum, ben bir koku almadım diyorum ben. Ha Allah Allah, bir şey kokuyor mu diyor. Çok ağır kokarsa diyorum ben anlıyorum. Çok ağır kokmazsa anlamıyorum diyorum ben. Ağır ağdalı kokması lazım. Her ne kokacaksa. Öbür türlü anlamıyorum ben. Bunun gibi. Burnum yok gibi benim. Neden? Almıyor koku. Bunun gibi. Ha, dini olarak da koku almıyorsan o zaman senin burnun koku almıyor. Yok hükmünde. Allah muhafaza eylesin. Müthiş. Koku da dini kokudur ancak. Koku da neymiş? Gerçek koku dini kokuymuş. Koku alıp da buna şükretmeyen, koku alıp da buna şükretmeyen nimete kafir olmuştur. Kendi burnunu kırmıştır. Koku aldın, dini kokuyu aldın, din kokusunu aldın, Allah kokusunu aldın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokusunu aldın, maneviyat kokusunu aldın. Buna şükretmiyorsan, buna hamd etmiyorsan, bunun yerine getirmiyorsan gereğini, sen de nimete kafir oldun. Ay rüyamda gördün ama bir işin var, gidemedin bir türlü. Vay ya, ben hocam rüyamda gördüm sizi ama ben yapar mıyım yapamaz mıyım diye düşünemiyor. İşte bir türlü karar veremiyor. Yapamazsın, sen nimete şükrün yok. Sana bir nida gelmiş, sana bir mektup gelmiş. Sen mektuba cevap vermiyorsun. Sana bir selam gelmiş. Sen selama cevap vermiyorsun. Sana gökten bir ip sarkıtmışlar. Sen ipe cevap vermiyorsun. Tutunmuyorsun o ipe. Sana bir perde izletmişler. Bak mana var. Bak Hazreti Resulullah var. Bak Allah'ın velileri var. Bak Abdülkadir Geylani var. Bak Ahmet el-Rufai var. Bak Ahmet el-Bedevi İbrahim Dusuki Şehabülesi Sazili var. Bak Hazreti Mevlana hazırlanmış. Bak bekliyor. Gör. Seyret. Seyrettin. Ama senin zamanın yok ya. Senin bu işlere ayıracak zamanın ve vaktin yok. Vah yavrum. Sen nimete şükürsüzsün. Sen nimete küfrettin, nimete hakaret ettin. Sen ne yaptın? Nimete kafir oldun. Hani İsa'nın havarileri dediler ki, ya İsa, Allah'ına yalvar da, Rabbine yalvar da, gökten bize bir sofra indirsin. İsa aleyhisselam dedi ki, siz edebi aşıyorsunuz. Sizler edebi aşıyorsunuz ama ben bunu Cenab-ı Hakk'a yalvaracağım dedi. Namazı durdu. Ya Rabbi dedi, bize cennetinden, cemalinden, vahdaniyetinden, uluhiyetinden bize sofra indir. Cenab-ı Hak dedi ki, ey İsa, havarilerine söyle. Ertesi gününe bir şey bırakmasınlar. Sana sofrayı indirdik. Ama o havariler nimete nankörlük ettiler. O havariler nimete şükürsüzlük ettiler. O havariler nimete küfrettiler. Ve ne yaptılar? Ertesi gününe ayırdılar lokmaları. Oysa Cenab-ı Hak onlara dedi ki, bu nimet benim katımdandır. Bunun sayısı adedi yok.
Yediğinizi yiyin, yemediğinizi yiyecek olanları dağıtın. Sakın ha ertesi gününe bir şey bıraktırmayın, biriktirmeyin. Benim sofram her gece gökten inicidir. Benim sofram her daim size kurulacaktır. Allah'ın vaadini bildikleri halde İsa'ya ve Allah'a isyan ettiler. Nimeti küfrettiler. Cenab-ı Hak sofrayı onlardan kesti. Dikkat et. Havariyonun sofrası kesildiyse senin de sofran haydi haydi kesilir. Nimete hainlik yapma. Maneviyata vefasızlık etme. Gördüğün rüyaya tabi ol. Gördüğün hale tabi ol. Allah'ın sana lütfunu ve ikramını, ihsanını sen namertlik edip küfür etme. Etme. Vakti ki Musa'nın kavmi de aynı yapmıştı. Onlar da aynı şeyi yaptılar. İnsanoğlu. Musa aleyhisselam kavmi de önce onu yaptı. Dedi ki Musa'ya dediler ki bizi buraya çöle getirdin. Biz ne yiyeceğiz ya Musa? Biz ne yiyeceğiz? Senin peşine düştük. Senin arkana gittik. Ne güzel bizim bahçelerimiz vardı, hanlarımız vardı, hamamlarımız vardı. Biz rahat ediyorduk. Firavun da vardı başımızda. Biz Firavun'un yönetiminde rahattık. Sana iman ettik. Senin peşinden düştük. Evimizden, yurdumuzdan, yolumuzdan, her şeyimizden olduk. Biz şimdi ne yapacağız bu çölün ortasında? Bizi buraya getirdin, bıraktın dediler Musa'ya. İmanlarını yele vermeye kalktılar. Hazreti Musa yalım yalım yalvardı. Ya Rabbi dedi benim halim sana malumdur. Cenab-ı Hak dedi ki ey Musa kavmine söyle şu ağaçtan bıldırcın cennetten bıldırcın etiyle helva yesinler. Cennet helvası. Acıkan gidiyordu ağacın dibinden elma toplar gibi pişmiş bıldırcın etiyle helva yiyordu. Acıkan gidip oradan gidiyor. Cennet nimeti ağaçtan. Cenab-ı Hak ağacı sebep ediyor. Aynı ağaçtan Cenab-ı Hak Musa'ya da ilham etti. Musa'ya da vahyetti. Bir ağaç var orta yerde. O ağaçtan Cenab-ı Hak konuşuyor, kelam ediyor. O ağaçtan yiyecek alıyorlar, içecek alıyorlar. Bıldırcın et alıyorlar, helva alıyorlar. Hiç valla dışkı muhabbeti de yok. Tuvalet muhabbeti de yok. Ye iç Allah'ı zikret, ibadet et. Cenneti senin ayağına getirmiş. Ama onlar edebi açtılar. Nimete nankörlük ettiler. Nimete hainlik ettiler. Nimete küfrettiler. Hamd edip, zikredip, ibadet edeceklerine küfre düştüler. Bu manada ne küfür ne imansızlık değil. Dediler ki ya Musa biz soğan sarımsak yemek istiyoruz. Biz ekeceğiz, buğday, arpa yiyeceğiz. Biz eski günlerimizi özledik. Ne güzel önceden buğday ekerdik, ekmek yapardık, yerdik. Ne güzel önceden işte soğan ekerdik, sarımsak ekerdik, pırasa ekerdik, ıspanak ekerdik, pişirirdik. Bunları yerdik. Biz şimdi yine aynı şeyi istiyoruz. Bu cennet nimeti istemiyoruz. Hainliğin böylesi. Cennete koysan ne olacak ki? Hain, hain. Şeytan. Cennete koysan ne olacak ki? Şeytan şeytanlığını yapacak. Cennetin ortasında olacak, olsa ne olacak ki? Edebi aştılar. Nimete küfran ettiler. Hamd et. Maddi manevi. Nimete hamd et. Cenab-ı Hak lütfetmiş, ikram etmiş, ihsan etmiş. Namaz kılıyorsun. Hamd et. Namazına devam et. Zikrullah'a oturmuşsun. Hamd et. Zikrullah halakasına oturmuşsun. Cennet bahçesine oturmuşsun. Ha İsa'nın kavmi, ha Musa'nın kavmi, ha Muhammed-i Mustafa'nın kavmi. Cennet bahçesine oturmuş. Zikrullah halakası. Ey ashabım, siz dünyadayken cennet bahçelerine uğrayınız. Ya Resulallah, dünyada cennet bahçesi var mı? Niyam, evet. Neresi ya Resulallah? Zikir halakaları. Allah'ım! Sen bu zikir halakasını terk etmekle Musa'nın kavmiyle İsa'nın havarilerin arasında bir farkın mı kaldı? İsmin değişti. Sen de nimete nankörlük ettin. Sen de Cenab-ı Hakk'ın sana vermiş olduğuna küfrettin.
Allah sana cennet nimeti bahşetmiş. Zikrullah halakasını oturtmuş. Kimin halakası olursa olsun, Ahmet Efendi'miş, Mehmet Efendi'miş, Hüseyin Efendi'miş, başındaki Zakir Hacı Mehmet'miş, atlanmış, Hüseyin'miş, ilk yerde bilmem kimmiş. Başındakına ne bakıyorsun? Zikrullah halakasındasın be gafil. Cennet nimetinde oturmuşsun. Cennet sofrasında oturmuşsun. Cennet bahçesinde oturmuşsun. Sen cennet bahçesindesin. Yemen'e baksana. Ne farkın kaldı Musa'nın kavminden? Ne farkın kaldı İsa'nın havarilerinden? Sen de nimete nankörlük ettin. Cennet bahçelerine uğradığınızda onların meyvasından yiyiniz. Ya Resulallah, cennet bahçesinde dünyada meyvesi var mı ki? Niam, evet. Zikrullah halakalarında oturup Allah'ı zikretmekliğiniz. Zikrullah halakasında Allah'ı zikretmekliğiniz cennet meyvesi. Haberin yok. Burnun koku almıyor. Kulağın duymuyor. Ağzın tat almıyor. Ağzın tat almıyor. Kalbin tat almıyor. Gözün körleşmiş. Oturdun zikrullah halakasında cennet nimetinden habersizsin. Bir de halakayı terk ediyor kimisi. Al destur bismillah. Ne farkın kaldı İsa'nın havarilerinden? Ne farkın kaldı? İşte şükretmeyen, hamd etmeyen, onun kıymetini bilmeyen, onun kıymetini bilmeyen, üzerinden ne? Ya bu akşam zikrullah var da ne yapalım? Aman ya, gidemeyeceğim ya bugün ya. Neden ya? Ya yorgunum bugün. Öbür çavuş zakirler de arıyor. Kardeş bu akşam ders var. Ya abi bakarız ya filan işte. Ahmak. O seni cennete davet ediyor. Kendini bir şey zanneden küstah. O seni cennet sofrasına davet ediyor. Ya geldik gene. Hacı Mehmet yaptıracak zikrullah ama. La ilahe illallah. Ya bu Hacı Mehmet yaptırmasa ya. Gerizekalı. Haberin yok hiçbir şeyden. Otur oturdun yere. Allah'ı zikretsene sen. Sen cennet nimetine dalsana. Sen cennette dolaşsana. Bir kafanı kaldır. Bir bak etrafında ne var. Cennete girmişsin. Hiç mi merak etmiyorsun? İnanmıyorsun ki cennette olduğuna. Oturduğun halakanın cennet olduğuna inansan, cennette dolaşsan, perdeden perdeye geçsen, Allah cennet halkına cemalini gösteriyor. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki, dünyadayken siz cennet bahçelerine uğrayınız. Oraya uğradığınızda cennet nimetleriyle nimetleniniz. Cennetteki en büyük nimet Allah'ın Resulullah'ı. Allah cennet halkına gösterecek kendini. Sen mahşeri bekliyorsun. Mahşer her gün kuruluyor. Sen neyi bekliyorsun? Sen kafanda bir hayal var senin. Sen dünya bozulacak, kıyamet bozulacak, güneş gelecek de, arkadaş mahşere gidecek de, mahşerde hesabı kitabı olacak da, oradan cennete gidecek de, cennette Allah'ın cemalini görecek kardeş. Ne zaman? Öldükten sonra. Be kardeş, sen cennet bahçesinde geziyorsun. Farkında değilsin. Uyan, kendine gel. Ferasetini aç, burnunu aç, gözünü aç, kulağını aç, kalbini aç. Aç kendini, aç. Aç ve aç kendini. Cennet bahçesindesin. Nerede? Zikrullah halakasında. Zikrullah halakasında. Zikrullah halakası cennet bahçesi.
Orada cennet nimetleriyle nimetlediniz. Cennetteki en büyük nimet Allah'ın veçhullahı. Cenab-ı Hak tecelli edecek cennet halkına. Cennet halkına Allah tecelli edecek. Sen daha ne cenneti bekliyorsun ya? Yok. Bizimki bakacak, o sarını nasıl sarmış ya, neden böyle sarmış ya, kıpkırmızı sarmış ya, var mı ya dinimizde kırmızı sarık ya, ulan bunlar da ya kafayı kırmış ya, bu ne ya, bu ne ya, sapsarı ya, Allah Allah, kırmızı sarı kırmızı, bak bir de Galatasaraylıymış gibi, onun sarı sarıydı, onunki beyazdı, onunki kırmızıydı, onun üstünde şu vardı, onun üstünde bu vardı, vay ya, şu sohbet bitse de gitsek ya. Ya şu zikrullah da uzun yapmaya başladı ya bu araya. Ne ama uzun yaptı ya. Zaten ayda yılda bir geliyoruz buraya. Zorla getiriyoruz zaten kendimizi. Cennet bahçesi. Nimete nankörlük etme. Bir gün o halakadan kilometrelerce uzak olduğunu görüverirsin. Görüverirsin. Hani diyor ya, ey Habibim, sakın ha, yüzünü gözünü onlara çevirme. Allah seni onlardan ediverir. Allah seni onlardan ediverir. Sen sakın cennet halakasına, cennet bahçesine böyle küçümseyici gözle bakma. Gidiverirsin. Gidiverirsin. Evinde çok kıymetli derviş olursun. Gidiverirsin. Zikrullah halakalarından uzak muhteşem bir sufi olursun. Gidiverirsin. Evinde de ne zikirler yaparsın sen ama. Oo, coşarsın da coşarsın da. Bin tane ondan, bin tane ondan, bin tane ondan. Yarın sabahleyin kalktığında vatan kurtarmış kahraman gibi dolaşırsın. Şeytan seni o hale getirir. Halakadan bir anda uzaklaştığını görürsün. Nimete nankörlük etme. Burnun her daim koku alsın. Gözün her daim görsün. Feraset ehli ol. Müminin ferasetinden korkunuz. O Allah'ın nuruyla bakar. Sen zikrullah halakasına neyle baktın? Sen kıldığın namaza neyle baktın? Sen aldığın abdeste neyle baktın? Sen gittiğin yola neyle baktın? Neyle baktın? Allah muhafaza eylesin. İşte koku alıp da buna şükretmeyen, koku almış, mahalleyi bulmuş. Koku almışsın, mahalleyi bulmuşsun. Güzel kokuların yeri gel, kokuların çıktığı yere oturmuşsun. Nimete şükret, hamd et. Otur Allah'ı zikret. Otur cennet bahçesinde dolaş. Otur cennet bahçesinde cennetin nimetleriyle nimetlen. Allah'ın sana bahşettiği, lütfettiği, ikram ettiği, ihsan ettiği o sayısız sonsuz nimetlerini tefekkür et. Otur. Edebinle. Terbiyeninle. Aman saygıda kusur etme. Aman sevgide kusur etme. Aman dilini muhafaza et. Aman gözünü muhafaza et. Sakın oradan birisine burun kıvırma. O öylesine bir Allah diyendir ki bilemesin. Ona burun kıvırdığından dolayı kilometrelerce uzaklara gidersin. Nice virane gibi görünenler vardır. İçinde define saklıdır. Sen bir şeye benzetmezsin ama Allah onu bir şeye benzetmiştir. Sen onu kale almazsın ama Allah ona vermiştir vereceğini. Allah vermiştir vereceğini. Sen burun bükersin de Cenab-ı Hak burnunu kırıverir senin. Ebediyen bir daha koku alamazsın.
Kimseyi hor hakir görme. Bundan derviş olur mu deme. Bundan şeyh mi olurmuş deme. Bundan zakir mi olurmuş deme. Bundan çavuş mu olurmuş deme. Bu mu ya semazen başı bizim deme. Bu mu bizim grup başımız ya deme. Bu mu bize ders yaptıracak deme. Burnun kırılıverir. Burnun kırılır da ebediyen bir daha koku alamazsın. Ebediyen. Ebediyen koku alamazsın. Bu öyle ince bir perdedir. Havariler bir edepsizlik ettiler. Cenab-ı Hak sofrayı kaldırdı. Bir daha İsa Aleyhisselam'ın havarilerine sofra indirmedi. Musa Aleyhisselam'ın kavmi burun kıvırdı. Soğan sarımsak yiyeceğiz bundan sonra dediler. Cenab-ı Hak onlara bir daha cennetten nimet vermedi. Kesiliverdi güvercin etiyle cennet helvası. O gündür bugündür kesilik. İsa'nın havarilerinden nimet kalkıverdi. O gündür bugündür kesilik. Bir daha inmedi onlara sofra. Bir daha inmedi onlara sofra. Bu ince bir perde. Bu ince bir perde. Sana nimet geldiyse bu ince bir perde. Nimete şükürsüzlük etme. Bu nimet normal nimetler değil. Ekmek değil, su değil bu. Bu et değil, helva değil bu. Bu cennet nimeti. Bu cennet mi halakası? Bu cennet meydanı. Bu cennet meydanı kardeş. Sen kime burun kıvırıyorsun? Kime burun kırıyorsun sen? Neye burun kırıyorsun sen? Korkarız. Ebediyen burnu kırılır diye birisinin. Kendimiz üzerinde dahi korkarız. Ya Rabbi nimetini arttır. Bizi hamd edenlerden eyle. Bize lütfettiklerinden eyle. Bize ikram ettiklerinden eyle. Bizlere ihsan ettiklerinden eyle. Bilerek bilmeyerek işlediklerimizden bizi sorumlu eyleme. Sorumlu eyleme ya Rabbi. Sorumlu eyleme ya Rabbi. Allah muhafaza eylesin inşallah. Şükret. Emre bak, şükret. Ayet-i kerime. Allah'ın nimetlerine şükredin. Allah'ın verdiklerine şükredin. Şükret. İnsanlar bir bardak çay vermiş, ona teşekkür et. Birisi tebessüm etmiş, teşekkür et. Birisi elini uzatmış, teşekkür et. Allah sana ne verdiyse hamd et, şükret. Allah ne verdiyse hamd edenlerden ol, şükredenlerden ol, şikayet edenlerden olma, nankörlerden olma. Vefasızlardan olma, hainlerden olma, hançerleyenlerden olma, topuklarının üzerine dönüp gidenlerden olma, zorluğu gördüğünde kaçanlardan olma, sırtını dönenlerden olma, hamd edenlere nimetlerimizi arttırırız. Ayet-i kerimesini kendine ölçü bil, hamd etmeye devam et. Ya şükret. Ya da diyor ki şükredenlere kul köle ol. Onların huzurunda öl de ölümsüzlüğe ulaş. Ya şükret. Ya da şükredenlerin yanında dur. Hani var ya her daim Allah'ı zikredenler. Hani var daim her daim Allah'ı seyredenler. Her daim Allah'ın bu noktada sıfatlarının tecelliyatlarına mazhariyet kazananlar. Her daim Allah'la alışverişte olanlar. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onları zikreder. Hakkıyla zikredenler vardır kulların içinde. Bunlar peygamberlerdir, velilerdir. Onlar Cenab-ı Hak'la her daim alışveriştedirler. Her daim onlar zikrullah halindedirler. Onların huzurunda durmak dahi o hal ile hallenmektir. Hani insan birisini sever, sevdiği kimsenin amelini işlememiştir ama sevdiğinden dolayı o amelle amellenmiş gibi ya sevaba girer ya günaha girer.
Ya sevaba girer sevdiği kimse kimse ya da onunla beraber günaha girer. Tarkan aşığı ya, Tarkan'a aşık. Tarkan'la beraber koş. Evet. Kime aşık? Allah'ı zikreden Allah dostuna aşık. Ama o sabahlar akşamları nura nura ekleyemedi. Uyku ağır bastı, tesbih elinde gitti. Öbür kuyumuyor. La ilahe illallah. Devam onun ki. O her haliyle şükür hal olmuş. Her haliyle hamd hal olmuş. Onun etrafındaki melekut, onun etrafındaki tecelliyat, onun etrafındaki maneviyat, onun etrafındaki nuraniyet yürüyor o. Ya onunla beraber ol. Onunla beraber ol. Seven sevdiğiyledir. Sevdiğine bak. Kimi seviyorsun ona bak. Ya şükret diyor. Ya da şükredenlerle beraber ol. Şükredenlerin yanında ol. Hamd edenlerin yanında ol. Hamd eden Muhammed-i Mustafa ile beraber ol. Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda git. Ona yoldaş ol. Ona yoldaş ol. Onunla hemhal ol. Onun sünnetlerine sarıl. De ki ya Rabbi ben Muhammed-i Mustafa'nın ümmetiyim. Ben onun yolundan gitmek isteyenlerdenim. Hakkıyla yerine getiremedim. Ben ona layık bir ümmet olamadım. Hakkıyla onun yolundan gidemedim. Hakkıyla onu tanıyamadım. Hakkıyla onu sevemedim. Sen beni ona ümmet ettin ya. Ya Rabbi hamd ediyorum, şükrediyorum. Beni onunla beraber eyle layık olmasam da. Ya şükret. Ya şükredenlerle beraber ol. Zikret. Zikredenlerle beraber ol. Hamd et. Hamd edenlerle beraber ol. Hayırlarla beraber ol. Güzellerle beraber ol. Fatiha-i Şerife'de her gün diyoruz ya. Ya Rabbi bizi delalette eyleme. Amin. O inam ettin, o ihsan ettin, o salihler var ya, o peygamberler var ya, o veliler var ya, o senin sevdiğin kullar var ya, o Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, diğer melekler var ya, onlarla beraber peygamberler var ya, onlarla beraber evliyalar, veliler, müminler, sahabeler var ya. Evet, bizi onlarla beraber eyle. Amin. Ya şükret, ya şükredenlerle beraber ol. Hamd et. Hamd edenlerle beraber ol. Zikret. Zikredenlerle beraber ol. İman et. İman edenlerle beraber ol. Onlarla beraber ol. Onlar gibi yapmaya çalış. Onlar gibi olmaya çalış. Onların içine karış. Onların içine karış. Onlardan sayıl sen. Geliverir melekeler sayarlar. Burada ne kadar var şu kadar var. Tamam hepsi de buradan. Hepsi de buradan. Melaikelerden birisi der ki ya Rabbi burada felanca vardı seyretmeye geldiydi. Orası o zikrullah meclisi, o zikrullah halakası öyle bir halakadır ki öyle mübarektir ki. Orada bulunanları ayırmak Allah'ın şanına yakışmaz. Hepsini de affettim der diyor. Hepsini de affettim. Sen onlara karışmaya çalış. Onlardan ayrılma. Bak Cenab-ı Hak peygamberini tehdit etti, tehdit. Dedi ki ey Habibim o gece gündüz Allah'ı zikredenler var ya, o gece gündüz Allah'ı hamd edenler var ya, o gece gündüz Allah'ı şükredenler var ya, o gece gündüz Allah'la alışveriş edenler var ya, nefsini onların yanında tut. Onlarla beraber ol. Gece gündüz Allah yolunda koşuşanlarla beraber ol. Allah yolunda Allah diyenlerle beraber ol. Onların yanında ol. Onlardan sayıl. Onlardan sayıl. De ki ya Rabbi ben bunlardanım. Ben Muhammed ümmetindenim. Beni Muhammed ümmetinden say. Ben gece gündüz bir zikrullah halakası buldum. Gece gündüz zikretmeye çalışıyorlar. Virtleri var sabah akşam çekiyorlar. Sayısız la ilahe illallah demeye çalışıyorlar. Ya Rabbi beni onlardan bul. Beni onlardan tanı. Beni onlarla beraber eyle.
Beni onların yanında eyle. Beni onlardan say ya Rabbi. Allah'a yalvar, yakar. Onlardan ol. Bak Fatiha-i Şerife'de her namaz kılan yalvarıyor. Her Fatiha'yı okuyan buna yalvarıyor. Ne diyor? Ya Rabbi bizi o peygamberler, o veliler, o salihler, o müminler, o dervişler, o sufiler, o Allah diyenler, o gece gündüz hamd edip zikredenler var ya. Evet. Bizi onlardan eyle. Bunu fiziki olarak da yap. Fiili olarak da yap. O gece gündüz zikretmeye, hamd etmeye, şükretmeye çalışanlardan ol. Heva hevese kulağını burnunu verenlerden olma. Siyasetin kirliliğinde dolaşanlardan olma. Çıfıtlığın içinde, çirkinliğin içerisinde dolaşanlardan olma. Şeytaniyete kulağını verenlerden olma. Deccaliyete burnunu, kulağını, gözünü verenlerden olma. Ya sen Allah diyenlerle beraber olmaya çalış. Onlardan ol. Vezir gibi yol vuruculuğu sermaye edinme. Halkı namazdan alıkoyma. Sen bu soysuz haset, soysuz, haysiyetsiz, gambaz vezir var ya, hasedinden çatlayan, fitne ficir çıkaran, herkesi yolundan eden, herkesi dininden eden o vezir var ya, evet. Sakın o yol vurucudan olma. İnsanları Kur'an ve sünnetten uzaklaştıranlardan olma. İnsanların sufilikten uzaklaştıranlardan olma. İnsanları zikir halakasından uzaklaştıranlardan olma. İnsanları velilerin peşinden gitmekten uzaklaştıranlardan olma. Sakın sen yol vuruculardan olma. Sen bu şeyhi bırak bizim şeyhimize gel. Sen bu cemaati bırak bizim cemaatimize gel. Bu cemaat cemaat değil. Bu hoca efendi hoca efendi değil. Bu şeyh efendi şeyh efendi değil. Bu yolda ne yapacaksın ki? Bunların hepsi de böyle. Aman buraya bırak sen. Ne yapalım? Ya boşlar, kalbin temiz olsun senin. Yiyelim içelim rakı balık devam edelim. Kalbimiz temiz bizim. Yol vuruculardan olma. Ne olursan ol. Yol vuruculardan olma. Sonları hep helak oldu. Yol vurucu olanlar hep perişan oldular. İnsanları ibadetlerinden alıkoyma. İnsanların zikrullahından alıkoyma. İnsanların kalplerini içine fitne koyma. Dağıtma, topla. Dağıtma, topla. İnsanların yolunu, insanların aşkını, muhabbetini keseceğim diye şeytanın işini yapma. Cebrail'in işini yap. Topla. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretinin işini yap. Allah muhafaza eylesin. O kafir vezir din öğütçüsü kesilmişti. Düzenle badem helvasına sarımsak katmıştı. İşte sen doğruyu söylüyorsun diyerekten İnsanlara yol vuruculuk yapma. İnsanları yolundan uzaklaştırma. İnsanları dost doğru yolundan etme. Yol vuruculuk yapma. İnsanların din helvasına sarımsak karıştırma. Fitne koyma insanların içine. Zikrullah halakasında oturan insandan ne istedin? Zikrullah'a giden insandan ne istedin? Namazını kılan insandan ne istedin? Haccına giden insandan ne istedin? Dinini yaşamaya çalışan insandan ne istedin? Yol vuruculuk yapma. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bizi bunlardan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun inşallah. Önümüzdeki hafta buradan devam edeceğiz. El-Fatiha, hamd selavat. Amin. Özür dilerim geç kaldı ama bu kardeşlerin de inşallah soruları boşta kalmasın. 3 tane hemen rüzgar gibi geçeyim. Seferilik konusundan bahsettik. Görükle de yaşayan bir kimse Osman Gazi'ye geldiğinde seferi hükmünde midir? Osman Gazi yok. Görükle Osman Gazi olmaz. 80 kilometre yok arası. Hadis-i şerifte hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım.
Buradaki Allah'ın sığması nasıldır? Gönlün ucu bucağı yoktur. Cenab-ı Hak sıfatlarıyla kulun kalbine ilham eder. Mevlana'nın her ne kadar bir hikayede ismini zikretmemiş olsa da bahsettiği vezir Aziz Pavlos mudur? Sizin düşünceniz nedir? Biz bu hikayenin başında kardeşlere geniş bir giriş yapmıştık. O geniş girişte de bu hikayedeki söz konusu olan vezirin Pavlos vari bir kimse. Pavlos'un olduğunu, Pavlos'u anlattığını biz de böyle bir işarette bulunduk, kendimizce tevil ettik. Ama illa ki Pavlos olması şart değil. Pavlos vari insanlar Ümmet-i Muhammed'in içinde de çıkar. Ümmet-i Muhammed'in içine de bulaşmış olabilir. Bu bütün herkes için geçerli bir hikaye. Hakkınızı helal edin.